Röportaj şimdi mi? Bak sunumunuza giriyorsunuz. Heyecanlı mısınız? Çok. Merhaba, bugün Deniz Sürü Mühendisliği Kulübü olarak Taş Kışla Kampüsü'ndeyiz. Geldiniz. Bu sene 14.sını düzenlediğimiz uçan etkinliğimizin ilk gününün sonuna yaklaşıyoruz. Yanımızda 10 değerli takımımızdan biri olan B9 takımımız var. Önceki ilk gününüz nasıl geçti? Bence çok keyifliydi. Herkesi böyle bir arada görmek. Aslında biz endüstri mühendisi olmadığımız için biraz daha ilk girdiğimiz ortam. Hani biraz yadırgadık ama çok eğlenceli geçiyor, verimli geçiyor. Ekip gerçekten çok güzel organize olmuş. Çok zevk alıyoruz, keyif alıyoruz. Aynı zamanda yeni bilgiler de öğreniyoruz. Eğlenceli ve yoğun. Bayağı yoğun. Öğrendik yoğundu. Ama değdi yani. Bence gayet güzeldi. Program akışı da çok güzeldi. Çok eğlendik. Ben vakadan çok keyif aldım. Sunumumuz da çok güzel geçti. Bize sağlanan imkanlar da çok güzeldi. Şirket yetkilileri bizimle çok iyi ilgilendiler. Biz gibi bebeklerimiz gibi çok güzel bir etkinlik oluyor. Çok değerli şirketlerin katılımıyla birlikte. Şirketlerin yaklaşımı ve aynı zamanda takım üyelerinin yaklaşımı bizi gerçekten çok mutlu etti. Gerçekten çok eğlenerek case'leri çözüyoruz. Devamlı keyifle bekliyoruz yarın. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Çok güzel bir organizasyonun içinde bulunduğumuzu düşünüyorum. Çok keyifli bir gündü. Biz de burada Taşkışla'da olmaktan dolayı mutluyuz. Manzaralı bir yerde vaka çözümüyle uğraştık. Önümüzdeki günlerde de yine vakalar devam edecek. Burada kendimizi geliştirme fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederiz. PWC'nin workshop'u çok güzeldi. Ayrıca ortam da çok sıcaktı gerçekten. Yeni insanlarla tanışmak, bir yandan vakayı çözmek güzel bir deneyim. Nereden geliyor acaba? Ben arkadaşlarımla görüşüyorum. Ben arkadaşlarımla bakıyorum. Ben şöyle, ekip olarak şu şekilde toplandık. Bu hafta otururken hani konuşma esnasında geçtik, böyle böyle bir yarışma var katılalım. Olur dedim. Dedim ki bizim sergimiz de olsun. Ben Hüleyi aradım hemen. Üçümüz toplandık. Başvuruyu ben yaptım. Başvuru yaparken açıkçası ödevim var, geliştirmem gerekiyor. Çok uzun şekilde yaptım. Ne olabilir, ne olabilir? Hepimiz mühendisler, genç mühendisler yapayım dedim. Daha önceden bir case analizi yarışmasına random olarak atanan 5 kişilik ekip üyeleriydik. Ekibin çalışması sürecinde Yağmur'un ve Mert'in performansı çok dikkatimi çekti. Ve dedim ya biz çok güzel bir takım olabiliriz. Onları hemen özelden yazdım, yürüdüm demeden. Dedim ki böyle böyle İTÜ'de Uçarı diye bir vaka analizi yarışmamız var. Benimle birlikte çalışmak ister misiniz? Onlar da olur dediler. Mert o zaman Ankara'da yaşıyor, hala Ankara'da yaşıyor. Dedi ki tarihler uyarsa İstanbul'a da gelirim, hiç sorun olmaz. Onlar öyle dediler, başvurduk, işte eleme case'imizi çözdük vesaire. Finale kaldığımızı öğrendik, çok mutlu olduk. Mert de zamanla erip gelmiş bulundu. Ve ilk kez bugün burada yüz yüze tanışıyoruz ekibimle ve tanıştığımızda gerçekten hepsine çok memnunum. İsmimiz de B9 aslında, B ile yazılan, yani tek E ile yazılan kelime. Denk gelmek, rastlaşmak anlamına geliyor. Biz de bir kez analizinde rast geldik ve bir takım olduk. Onu B haline getirmek de benim İtülü damarımdan geldi. Ve grubumuzun ismi bu şekilde belirlenmiş oldu. Uçarı koordinatörü Tuğba. Nasıl gidiyor? İyi. Her şey süper. 10 numara oldu. Herkes bence de çok güzel görünüyor her şey. Evet Ayda, bugün uçanın son günü. Ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. Ben herkesi tutuyorum. Yorumlarınızı alalım. Güzel başladı. Mükemmel bir etkinlik. Taşkışla'dayız. Heyecanlıyız. Bakalım artık, inşallah 3 gün güzel geçer. Bak Emirhan burada. Çok güzel. Ben de buradayım.